Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi bu ders benim için değişik bir tecrübe olacak abi. Birincisi ilk defa 2 gün hazırlıktan sonra bir ders okuyacağım. Normalde ben bir derse en az bir 2-3 ayımı veririm yani. 2 günlük bir şey olacak. 2 gün önce siz söylediniz, 2 gün sonra sıra sende diye abi. İkincisi, bu ders daha önce benim okuduğum derslerden ziyade evham noktasına değinecek. Psikoloji dersi ben daha önce hiç okumadım. İlk defa okuyacağım. Bu noktada da bir ilk tecrübem olacak abi. Bir de normalde ben derse başlamadan hastalığı tanımlamayı düşünüyordum kendi alemimde. Dün ders biterken siz değilince benim için bir şey oldu abi, yani anlatmam noktasında biraz heyecan yaptım. Ya dedim, bunları ben anlatacaktım. Şimdi Hasan abi anlattı, ben ne anlatayım dedim ya. Böyle bir durum oldu abi, ama yine de işte 2 gündür şey yaptım, ailemi aldım. Yani eve geldim, bunu düşündüm, işe gittim, bunu düşündüm. Allah ne verdiyse, uzun bir ders olmaz ama Allah ne verdiyse paylaşacağız abi inşallah. Çok güzel. Kendimi hiçbir şeye ayırmadım. Aklıma gelen her şeyi not aldım abi. Çok güzel. Fıtri yani, doğal. Doğal abi. Şimdi şuradan hemen bir 20. devayı abi bir okuyayım diyorum. Alemimiz de canlansın. Sonra ben kendi istifademi paylaşacağım abi. Sonra bitimiyle alakalı bitimine doğru toparlayacağım. Sonra katkı sormak isteyen olursa olur. O şekilde bitireceğiz abi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta. Hastalık 2 kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise Şafi Hakim-i Zülcelal küre-i arz olan Eczane-i Kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her dertte bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşhurdur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık-ı Mutedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, perhizsizlikten ve israfattan ve hatiyattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Suistimalattan, israfattan men eder. Teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Ama vehmi olan hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikata inkılap eder. Vehham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar. Kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamı daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider. Yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider. Evet abi, meseleyi okuduk. Şuradan ben atıflarıma geçeyim. Şimdi bu meselede okurkenki rahatlığım abi, senin burada olmak,
Senin uzmanlık alanın bu. Biraz rahat konuşayım. Yanlış gördüğüm bir şey olursa tavsiye edersin abi. 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta. Burada işte muhatap olarak kişi de. Yani bu devanın kişiye deva olabilmesi, derdine deva olabilmesi için bu bahsin, bu kısmın, 20. olan kısmın muhataba hastalığını kabul etmesini istiyor. Yani buradaki deva verecek kişi, işte bir deva anlatıyor ama hastalığın ilk önce hasta kimse hastalığını kabul etmiş olması lazım. Evet, ben hastayım demesi lazım. Yani bu daha önce psikolojik rahatsızlık geçen birkaç arkadaş da bizim meslekte bir hayli var. Konuştum. Onların ortak kanaatı şu şekilde. Abi diyor, psikolojik rahatsızlık geçiren bir kişi tedavi olmasının ilk şartı ve bana göre tek şartı diyor, hasta olduğunu kabul etse yeterli diyor. Yavaş yavaş iyileşiyor diyor. Buradaki muhatapta da bu devanın başında da işte şu cümle kullanması enteresan. Ey derdine derman arayan hasta. Bir dert var, bu derdi kabulleniyorsun ve buna bir derman arıyorsun. İkinci konu ise hastalık meselesine değinmek istiyorum. Şimdi derdine derman arayan kişinin hasta olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Peki hastalık hakkındaki benim iki günde düşündüğüm meselelerden bir tanesi şu. Hastalık dediğimiz şey bizim rutin hayatımızda, yani her günkü devam eden durumun dışına çıkmak. Rutin bir yaşantımız var. Bunun biz dışına çıktığımız zaman biz bunu hastalık olarak tanımlıyoruz. Birisi bu. İkincisi, enfüsçüler noktasında bunu değerlendirecek olursak, Esma'nın kainattaki bir dengesi var. Bundan dün siz de bahsettiniz abi. Esma'ya bir stabil bir şekilde bir hareket var ama bir düzen var. Düzen içinde, bu düzenli harekette bir vahdet var. Bu vahdetin bozulması, bu tevhidi bozmaz ama. Bu sistemdeki vahdetin bozulması, tevhidin başka bir formda ifade edilişi şeklinde bunu konuşursak, bu da enfüsçü açısından hastalığın tanımı olur. Vahdet, halihazırda kurulmuş bir sistem var, bir vahdet var. Bu vahdetin dışında bir tekrar tevhidin müdahalesiyle, tevhid bozulmayacak şekilde, yani zaten tevhid bozulmaz da, tevhid çatısı altında vahdeti, tevhidin başka bir formda ifadelenişi, esma olarak. Bir anlaşılmayan bir şey var mı abi? Yok yok, devam. Tamam. Yani abi, şu demek istiyorsun. Şimdi Allah celali, cemali ve kemali esmalarını tecelli ediyor. Evet. Standart, dengeli, hepsi muvazeni. Birbirine geçiştirmiyor. Bu yeknesak bir derece böyle. Kemal da buluyor. Bu bir tanesi esmayı öne çıkarıyor diyorsun. Evet. Bu çıkarınca hükmünü, diğerleri derecelerine göre esmalar etkileniyor. Biz buna hastalık diyoruz. Değil mi? Evet. Bir de Nakşi bir arkadaş var bizim, yine meslektaş abi. Geçen haftalarda bir ayağımı burkmuştum abi. O gördü beni. Geçmiş olsun kardeşim falan dedi. Sağ olasın dedim. Ayağını doğrudur dedim. Ya dedi, bu nedir biliyor musun dedi. Senin dedi ayağının dedi zikri gecikmiş. Dedi ayağındaki esmanın zikri geciktiği için böyle oluyor. Dedi bunun bir zikrini tazelemek lazım. Bu da tasavvuftaki hastalığın karşılığı abi. Hoşuma gitti ya. Dedim evet, doğru söyledin dedim ya. Haktır. Allah razı olsun. Dedi şeydir, biraz dedi ben sana zikir vereyim de çeksin. Olur dedim. Bu hastalığın, bu birkaç gündür tefekkürümde, hastalığın bir bakış açısı. Hastalığın bir bakış açısı da insana bir şeyleri hatırlatma meselesidir. Nedir? Yani yanlış mı gidiyor, doğru mu gidiyor? Faraza mesela bir kişinin ayak bölgesinde, mesela kendimi tefekkür etmiştim. Ayak bölgesinde bu tarz bir rahatsızlığın meydana gelmesi, maddi, atomsal bir rahatsızlığın meydana gelmesi, kendimi bir düşündüm. Ya dedim ben yanlış bir yola mı yürüyorum? Yani böyle bir hastalık gelmiş bana ama
bu benim yanlış yola gidişimin bir neticesi mi? Ayağıma vurdu yani çünkü. Mesela daha önce şehevi noktada böyle şey olanları kişilerin bir bel kısmına yani göğüs kısmının alt kısmından darbe aldıklarına şahit olmuştum. Böyle dikkatimi çekmişti yani. Yani bu tarz böyle gayrimeşruya meyilli arkadaşlar. Hadi meyilli herkes de olur da. Neresine darbe almıştı dedin? Nereye bir de söyle orayı. Abi diz kapak üstüyle göğüs altı bölgesinde darbe almışsan bu hani meyilde kalmamış biraz icraata döndürmüş bu arkadaş bu hayatında. Bu bölge kafa noktasında sıkıntı olursa bu kişinin o bölgesinde bir sıkıntı olduğunu gösterir. Yani böyle meczupluk derecesine gelmişse. Yani o bölgesel hastalıklar da aslında bize yaptığımız bir şeyin habercisi. Habercisidir. Evet. Hastalığın bir tanımı da böyle olsa gerek diye düşündüm. Bu benim iki gündür abi hastalık noktasında tefekkürlerim. Hastalığın tanımı noktasında. Hastalık olursa. Sonra üstad ikinci cümlede diyor ki hastalığı kabul ettikten sonra kendisi şöyle bir tanım getiriyor. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Ben üstad bu cümleyi tanımlamak için kullandığını düşünüyorum. Yani bir şeyi anlatabilmek anlatabilmek adına böyle bir ikili sınıflandırma getirdiğini düşündüm. Çünkü 20. devayı ben defalarca okumamdan sonra anladığım şu ki aslında tek bir şey iki farklı şekilde tezahür ediyor. Bu ne demek? Şuraya ben kendi notum almışım. Buradan okusam daha derli toplanır. Her ne kadar iki kısma ayırmış olsun. Duygu, latife, his olarak adlandırdığımız bizim zahir ile batın arasında kurduğumuz münasebetin en bilinen ismidir. Tabanında, hastalığın tabanında duygu, latife, hissin etkileşimi var. Zahir ile batın arasındaki kurduğumuz. Biz duygularımız, latifelerimiz ve hislerimizle duygu, zahir ve batın arasında münasebet kuruyoruz abi. Hariçten bir şeyi biz tanımlamadık. Tanımlamamızın şekli nedir? Ya işte karnımıza içimiz yanıyor. Üzülüyoruz, şefkat hissediyoruz hariçteki bir şeyi böyle. Ya da kendi iç alemimizde bir problem olduğu zaman kendi iç alemimizi anlamlandırabilmemiz açısından da nedir? Sıkıntıdır. Yani en bilineni. Hani bunu sen daha çok detaylandırıyorsun. Buhran, bunalım falan da. Genel sıkıntı çatısı altında toplarsak diyetlerinde. Hariçte duygu olarak tanımlıyoruz. Batında da bu şeydir. Sıkıntı. Bu aslında ikisi de ikisinin neticesi batındaki hastalık iç kısım dedi usta. Hariçte duygularımıza bakıyor. Batında da sıkıntı ve buhran, bunalım gibi şeyleri de değerlendiriyoruz. Bu aslında ikisi bir. Hastalığın kaynağı tektir. Bunu ileride zaten yapacak yani şeyin bitimine doğru 20. devanın bitimine doğru diyecek ki her ne kadar batini hastalıklarda böyle ısrar edilse, dikkat kesilse bu batini hastalıkta böyle motivasyon sağlansa onun da hakiki bir vardır. Yani batini bir hastalık hakiki halette çıkartabiliyor. Aslında ikisi bir tümleşik hareket ediyor. Ben üstad hariç ve batını tanımlama adına böyle bir ifade kullandığını düşünüyorum. Yani bu 20. devadan böyle anladım. Peki bu metinden git bakalım. Metin üzerine şey yapalım. Tamam abi devam edeceğim. Ben anladığımı söyleyeyim. Benim anladığım çatısından yürürsek sorunu cevaplı gideriz abi. Ha anladığın çatı bu. Anladım. Evet onun üzerine okuyacağım 20. devayı. Şimdi buna devam edeceğim. Hakiki kısmı ise diyor. Şafii Hakim-i Zülcelal, küre-i arz olan Eczane-i Kübra'sında her derde bir deva istih etmiş. O deva der ise, bunda yine bir denge var, bir tevhid devam edecek. Her dertte bir derman halk etmiş. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Her ne kadar hastalık atomsal olsa da, maddi olsa da, bunun yine bir batını yönü var. Psikolojik bir yönü var. Bu 20. devada genel çatısını anladığım şey yani bir kişinin burada hastalığının temeli hasta olan hadiseyi yanlış yorumlaması. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz da 20. devada. 20. devada deva bulmaya kişi bakış açısını değiştirmeye çalışıyor. Tamam. Hem maddi hem manevi bir hastalık var.
Bunun temeli de senin bunu yanlış yorumlama. Kaynak bu. Bu devalar ve dertler isterler. Her dertte bir deva hak etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Burada hem hastalığa bakış açısını hem de tedavideki bakış açısını değerlendiriyor. Gittikçe, derinleştikçe bu noktadan bakarsak daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. 20. devamın. 20. devamın. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o vermiş. Hazırlık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Şeyini düzeltiyor kişiyi. Peki hastalık nedir? Yani maddi bir hastalık nedir? Çünkü ekser hastalıklar su istimalattan, perhissizlikten ve israfattan ve hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten gelir. Bunlar bizim hasta eden şeyler. Bu bizim hem maneviyatımızı hastediyor hem maddiyatımızı hastediyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Peki bu şey olur mu İrfan'ım? Ekser hastalıklar şuna toplamış. Bir, suistimal. İki, perhissizlik. Üç, israf. Dört, hatiat. Beş, sefahat. Altı, dikkatsizlik. Peki tek tek dursak, suistimalattan ne demek suistimal? Abi suistimal etmek, sana verilen bir cihazın fazlasında kullanmak. Yani mesela bunu daha çok suistimalattan derken, mesela senin bir yemek yemen gerekiyor ama bu sen doyduğun halde yemeye devam ediyorsun. Veya ondan sonra senin belli ihtiyaçların var. Fikri ihtiyaçların var, muhabbet ihtiyaçların, ihtiyaçların var. Bu ihtiyaçları maksadının fazlasıyla kullanmak şeklinde ben anlıyorum. Peki şunu aşağıdakiyle, suistimalattanla israf ne farkı var? Suistimalatla israf. Sarf kökünden geliyor. Böyle tek tek düşünmedim abi. Evet. Yani söylesem şeylik olmuş olur. Yani bir şeyler söylerim ama temelsiz olur. Biraz önce söylediğin suistimalat hakkındaki şey israfa yürüyor. Yani ona ifrat derecede kullanmak, su yani istimal kullanmak, kötü kullanmak, bu fazlasında değil. Onun için değildi bu. Bir kere şöyle yapabiliriz mesela. Beden dünya için değildi. Yani insan. İnsanın ruhu, mesela ruhunu diyelim. Niye vehim olur? Yani hastalığı farklı yorumlamış ya, buraya uygularsak. Suistimaldan. Niye? Fanidi ve kay istemiş. O da giriyor. İki, perhissizlikten. Periz. Perizden ne denilir mesela? Ne denilebilir periz? Bu daha çok hani doktorların yemişme noktasındaki dengesini anlatıyor abi. Periz. Yani Anadolu tabiri bu şekilde. Ama külliyatta senin başka bir tabirin varsa. Şöyle. Bu sünnet-i seniye dairesinde şunu yapma, şunu yap. Hekimi hazık şey ya, başı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yeme diyor bunu ya. Bunu yeme diyor. Bunu böyle yapma diyor. İmam Azam'ın güzel bir şeysi var. Diyor ki helal. Helal olan bir şeyi çok yersen haram olur. Bu bir de haram olan bir şey olsa ne olur? Evet. Sonra israfı demiştin. Hatiyattan. Bir de hatalar. Sefahatte mesela diyelim ki sabahlara kadar televizyon seyrediyor. Evet. Mesela ben birisini biliyorum, sen de beni biliyorsun onu. Bu Sayın Dingel bir hastanesi var böyle Çağlayan'da. Oraya getirmişlerdi. Çocuk 14 yaşında tablet çıktığı zaman 24 saatin bilmem kaç saatini vere çocuğun beyni bloke olmuş. Sömürmüş yani şey. Laptop işte onun ceyranı sömürmüş. Ne yaptı? Sefahatten, dikkatsizlikten geliyormuş. Eksel hatalar. O zaman senin daha önce söyledin ya, baş kısmına bir hastalık geliyorsa yorumun ayrıdır. Şeye kadar geliyorsa, göbeğe kadar ayrıdır. Ondan sonra uçkurluğa kadar geliyorsa ayrıdır. Oradan aşağıya geliyorsa ayrıdır derler.
Bu şeyin. Ha, bu alarm veriyor. Yani İngilizcesiyle error mu diyorlar? Alarm veriyor. Evet. Ha, oradan geliyor. Şimdi bunun karşısına ne koymuş bakalım? Mutedeyin dedin oradan. Devam et. Evet. Meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Suistimalattan, israfattan men eder. Teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Kişinin kafasını veya da haletini düzeltti abi. Hekimi şeyi. Çünkü biz meseleleri haletimizde yorumladığımız zaman sıkıntı oluyor. Biraz sonra gelecek. Diyecek yani karanlıktaki bir iplik. Yani bir adam durup dururken bunu niye yılan olarak yorumlasın ki? Kafada var çünkü. Baktığı şeyde onu görüyor ya. Bunu sadece bir misal olarak verdim. Her şeyde bu şekilde. Yani baktığın bir şeyi kendi anlayış şeklinde yorumluyorsun. Hani şey vardır ya, doğrunu doğrulatmak. Tamam, sen bir doğrun var ama sen bu doğrunu doğrulattıktan sonra ancak onun hakikatına vasıl olabilirsin yani. Peygamberler falan bunun için imamlar, evliyaullah zatlar. Ama vehmi hastalık kısmı ise her ne kadar biraz önce maddi hastalıktan bahsetse de temelde yine psikolojiye bağladı abi. Yani bir, o yüzden dedim yani ikisi de bir noktada aynı noktada birleşiyor. Yani bir kişinin bir mesele yorumlaması. Buradan benim vehim noktasında anladığım da şu. Vehim aslında olmayan bir şeyi yorumlamak değil. Olan bir şeyi yanlış yorumlamak. Güzel. Yanlış Anladın yorumlama. mı şu? Yanlış Yanlış. yorumlama. Hiç olmayan bir şeyi görmek gibi bir şey değil yani. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür. Şişer, ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. İkisinin arasında ki fark şudur, ikisi de psikolojiktir ama birincisinde dışarıdan itimat ettiğin bir kişinin müdahalesi, ikincisindeki tedavi şekli de senin müdahalen. Sen bu işi halledeceksin. Yani senin meselen olmuş oluyor bir anlamda. Nasıl ki aralara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikata inkılap eder. Burayı diyordum abi. He. Vehmi hastalık hakikata inkılap etmesi. Yani vehmi hastalık da aslında hakikatta bir şeydir. Alakadardır yani. Hakikata inkılap edebiliyor. Her ne kadar iki kısma ayrılmış olsa da temelde senin haletinle alakalı. Vehham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar. Oo, Kubbenin neviyesi kırılır. bu çok önemli ya. Veham ve asabi insanlarda bu vehmi hastalık fena yapıyor ya. Habbeyi kubbe. Çok acayip İrfan'ım ya. Evet abi. Ya Allah Allah. Allah Müslümana yardım etsin ya. Amin. Kuvve-i maneviyesi kırılır. Savunma sistemi çöküyor. Bununla alakalı zaten Vesvese Risalesi'nde bir şey var ya abi, hani böyle He. bir komutan sağ cenahtaki kuvveti, sağ cenahta düşman olmadığı halde diyor. O merkezdeki kuvveti sağa dağıtır, sola dağıtır, merkezi şey bırakır, savunmasız bırakır. Aynı şey. Allah Allah. O çok önemli biliyor musun o? Evet O abi. acayip öyle bir misal ki bu işin ruhu biliyor musun ya? Abi O o misali de başına gelmiyor bir adam anlamıyor ha. Yani böyle. kesinlikle anlamaz. Evet. Mesela bir tanesi bana yanımda ya birisi bu mesela Gafur gibi onu anlatmayayım. Gafur zaten belki de buradadır. Hep anlattı ya Abdullah Demirtol'a da onu anlattı. Bana da anlattı da Gafur. Kendisi de anlatıcı. Yayınladım. Ya diyor cenazeyi gömdük geldik hiçbir şey yok evde oturuyoruz. Ya ne şey yani sohbet ediyoruz. Dersimizde yaptık aynı bu havada. Ama hiçbir şeyimiz yok. Artık dişimi fırçaladım. Pijamamı giydim yatacağım. Tınk. Telefonla mesaj gelmiş.
Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiş. Hiçbir şeysi yok. Daha gafur bu kadar dersleri dinleyen adam. Tam yatacak. Bir açayım dedi. Ya nereden bu saatte kim geliyor? Sağlık Bakanlığı'ndan koronanız pozitif çıkmıştır. Bu kadar ya. Koltuğa düştüm diyor. Baktım ki diyor, öyle dinlemiş okumuş ya, can ayaktan çıkıyor. Baktım ayaklarımdan can çıkıyor diyor. Oradan başladı diyor, yukarıya doğru çıkıyor. Allah Allah. Hemen ne yapacak şimdi? Yasin okuyacak dostlar. Beni aradı o saatte. Zannediyorum beni aramış. Ben de gülerek cevap veriyorum. Dedim ya nasıl takip ediyorsun canını öyle çıkıyor dedim yukarıya. Bu yani depoya doldurursun nasıl çıkar gibi. Ondan sonra. Yani bakın bu vehmi hastalık bir de doktora denk gelse. Bak diyor ki hususan merhametsiz yarım hekimlere veya insafsız doktorlara. Bak merhametsizlere yarım hekim diyor. İnsafsızlara da o doktorlara da şey diyor, doktorlar insafsız diyor bu noktada. Ha? Herhalde bu konuda bir şeyler diyeceksin galiba. Yarım hekimle insafsız doktorluk yoksunlar abi. Bak Türkçe ne diyor? Bunlar ya. Türkçe işte. Biz de öyle Türkçe biliyorduk da. Türkçe bunlar abi. Ha evet. Yani doktorluk ve hekimlikten ziyade yaramı hekim, yaramı tüccar bunun. Öyle. Tüccar. Abi o yaramın başka bir hikmeti var gibi geldi bana da. Ha Abdullah neyse. Yani. Ne söyle abi. Bedeni biliyorlar ruhu bilmiyor. Bedeni biliyorlar ruhu bilmiyor. O yüzden yaramı abi. Allah Allah. Yani teselli vermek noktasında doktorluk vazifesi yapmıyor. Zaten burada ne dedi? Doktora teselli verir dedi ona dedi. Ona güzel bir teselli verir dedi. Ya ilaç verir demedi. Önce teselli verir dedi yani. Doktorluğun yarısı demek ki teselli vermekmiş. Çünkü ben teselli versem nakıs olur. Çünkü ben doktor değilim. Yani onun uzmanı değilim. Acaba doğru mu teselli veriyorum? Yoksa onu rahatlatmak için mi söylüyorum? Ama doktor dediği zaman o zaman hakikaten rahatlıyor. Çünkü doktor işi biliyor. O teselli verdiğine göre demek ki rahatlamam gerekiyor diyor. O yüzden yarım. Yarısı demek ki insanın ruhunu bilmekmiş yarısı. Doktorluğun gözünü kulağını bilmek değilmiş yani. Allah Allah. Evet abi. Farklı bir bakış açısı oldu. Abdullah abi bir de şey var. Hani diyor ya şeyin başında söyledim ya devanın başında. Derdine derman arayan diyor ya. Hani o kişi bunu kabullenecek, doktora gidecek. Ancak o şekilde doktor teselli verdikten sonra tesir eder. Yoksa akşama kadar konuşsak bence bir netice alacağımızı sanmıyorum yani. Bize karşı açık olmak ve itimat etmesi gerekiyor söylediğim şeye. Ya da doktora karşı. O Barla 66'daki cümleyi ezber bilen var mı? Devamlı tekrar ettiğimiz bir yer. O hekim hekimin bir nasihatı var. Bu tedin hastalığını geçirden doktor mu abi? Yok. Diyor ki bin nafi ilaçtan daha faydalı. Hatırlayan var mıdır böyle arkadaşlardan? Yani bir düşün meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli diyor. Manevi bir teselli. Bak burada koymuş. Meyus ve ümitsiz hastaya. Oradan okuyayım. Bak diyor ki meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan ziyade nafidir. Barla 66. Bak meyus ve ümitsiz. Mesela doktor dese ki yani sana bunları yapıyoruz ama bu muamele ümit yok işte. Sırf acını dindirmek için yapıyoruz. Sen gidiyorsun ya. Aa işte tahliller de bu. Bu yani gülüyorsun ama Almanya'da böyle yapmış biliyor musun? Türklere yapıyor. Doktor yapıyor. Herkese yapıyor sırf Türk değil. Hasta yakını diyor ki doktor bey diyor sen niye bunu hastaya tahli sonuçlarını söylüyorsun? Bu akılsız değil ki diyor. Biliyor zaten diyor öleceğini yakında diyor. Şuraya bak ya. Bu adam doktor mu kasap mı ya? İşte bak meyus ve ümitsiz bir hastaya düzelir mi? Düzelir tabii. Ne yapmak lazım? Manevi bir teselli.
Manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan ziyade nafi ve faydalıdır. Adama bak, iman olmadığı için, iman olmadığı için diyor ki, o zaten biliyor öleceğini diyor. Şu mantığa bak ya. Bu nasıl hekim abi be? Merhametsiz dedi ya. Merhametsiz dedi ya. Yarım doktora merhametsiz dedi ya. Ya. Merhamet olmadığı için, merhamet olmadığı için onun şifa bulup bulmaması onun umurunda değil. O sadece işini yapıyor. Evet. Evet. Şey, petrol ofis gibi. Petrol ofisinde bu pompacı dolduruyor. Sen arabayı nerede kullansa kullan. Sen bana, ben doldurayım, işimi yapayım. Sen git. Aynı onun gibi, müşteri gibi bakıyor. Evet, devam et şeyim. Devam ederim abi. Evet, hekimlere insaf doğrusu rast gelsin. Evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider. Yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider. Yine burada hastalığı iki kısma ayırdı abi. Ya aklı gider ya da sıhhati gider diyor. Lemalar misaleyi nusuf şeklinde. Şey bitti abi, 20. devam bitti abi. Ben ifade edeceğim ya da istifadem bu şekilde. 20. devadaki ana başlık, yani temel mantık, ana fikri, kişinin hastalığını kabul edebiliyor olan kişi, yani hastalığından bilen kişinin devası bu. Devası da kişinin haletinin ve itikadının zihni olarak tedavi edilmesiyle tedavi ediliyor. Zihni olarak hasta olan kişi hem sıkıntı noktasında maneviyatını mahvediyor, hem de ağrı noktasında maddiyatını mahvediyor. Yani ya aklı gider ya da sıhhati gider. 20. devadan benim anladığım budur abi. Peki şöyle sorsalar İrfan. Ya bu hasta, ya dua et. Ya dua ediyoruz de böyle de. Gerçi hadiste cevap vermiş ama ben başka yöne çarpacağım. Hadiste belki bu tarza cevap vermesinler diye söyleyeceğim. İlk önce bela ve musibetler girmeden dua edin, mukabele edin. Girdikten sonra dedi, sizin duanız çare olmayacaktır. Evet. Yani adam mesela berbat, rezil, takvasız yatıyor. Berbat etti. Maneviyatı yok. Ne artık ondan sonra dua ediyorum. Tesir etmezmiş. Evet. Etmez. Hadis bu. Ne yaparsan doğru yaşayacaksın da ondan sonra. Şimdi bu kadar, bu dua Allah için demiyorum tabii. Cenab-ı Hak tabii dua edince o tecellisin demiyorum. Dua etmekte insan kendisi tedavi oluyor mu? Eden kişi. Etme anında. Evet abi. Kendi eden kişi de tedavi olur. Ona dua eden kişi de onu tedavi eder. Ama şu şekilde benim anladığım, 20. devayla istibatlı şekilde konuşacağım abi. Dua eden kişi birinci olarak kendi hastalığını anlamış ve teşhis etmiş bahtiyar bir insan. İkinci olarak bu hastalığın neticesinde dua ediyorsa bu kişi yaptığı bir hatadan dolayı duasını ediyordur. Yani şifa bulmak için değil de, yani bir bu ben malımı biliyorum ben. Sen bunu böyle yaptın, ben biliyorum seni. Bu bilmek ve bu dua manevi bir tevbe noktasında abi. Çok pişmanlık. Güzel. Çok güzel. Nedamet noktasında olursa biiznillah şifa bulacağını düşünüyorum. 20. deva noktasında değerlendiriyorum. Daha detaylandırabilirsin siz abi. Yok, çok güzel. Hadiste de var. Bu söyle diyor abi. Evet, diyor ki size diyor, imtihan için verilen bir şey razı gelene kadar imtihanınız devam eder. Sen onu anladın, razı geldin mi, bunun için geldi diyor. Boş ver o zahiri sebep korona. Aslın için geldiğini bildiğin anda o hükmü kalkıyormuş İrfan'ın. Evet abi. Peygamberi bir şeyle ifade etmişiz abi. Demiş, yani peygamberin tasarrufu üzerimizde. Çok size şahit olun abi buna. Çok şükür. Çok şükür. Mutlu oldum yani şu an. Yani şu an. Çok duygularımı ifade edemem yani. O kadar hoşuma gidiyor ki bu hadis bu. Diyor ki evet. Mesela bir hastalık verdi. Ne zamana kadar devam eder? Senin elinde. Ne demek? Sen buna razı gelirsen, bu benim imtihan vesilem. Bu kalkarsa bundan daha hafif bir imtihan vesilem olmaz. Terakki durur. 90 kilo güreşçinin yanına 20 kilo getirilmez artık. 91 kilo olur. Sen şimdi sağlığınla olduğunu kalkarsa imtihan, eşinle olacaksın. Olmazsa ekonomik olarak olacaksın. Yoksa akraba kavgalarıyla olacaksın böyle. En acımasız da
imtihan peygamberlerde gördüğüm çocuğuyla olmuş. Evet. Çocuk. Evet. En acımasız o. E şimdi sen buna razı geldin mi? Bu imtihana nasıl razı gelirsin öyle kuru kuru değil. Benim hastalığım ben biliyor. Mesela bir misal vereyim. Beni içeriye aldıkları zaman hemen suçumu biliyordum. Evet bu zalim beşereli. O zalimlikten kurtulamıyor. Ama benim manevi suçumu biliyordum biliyor musun? Zaten böyle bir başıma bir şeyi geleceğini bekliyordum ama şöyle diyordum. Ya Rabbi suçumu biliyor ama bana bir şey vermeden affet beni. Yani bana bir şey vermeden, bunu hafız da öğretti bana. Dedi ki, böyle güldü de, ya Rabbi bana bir şey vermeden böyle geçiştir, beni görme. Dedim ya hafız öyle denilir mi böyle? Hadis-i kutsu var der böyle. Hadis-i kutsu. Ne var dedim. Cenab-ı Hak diyor ki bir Allah bir kulunu severse bazen onun günahlarını görmezmiş böyle. Allah onlardan etsin bizi derdi. Tamam. Çekten resması bunu gösterir abi. Bakmazmış. Sen de ki diyor. Ya Rabbi şu günahlarımı Settar ismin hürmetine görme ya. Görmemiş ol. Yani bu hadisi kutsi bende tahakkuk ettir ya Rabbi. Madem bu esma şeyi hadisi kutsi bugün Allah ağzımıza verdi. Şu derste dinleyenlerin zihinlerinde hangi günahlar geliyorsa zihinlerine gelmeyen günahlarını dahi ya Rabbel Alemin bunu sen Habibine söylettirdin hadisi kutsi. Onu söylettiren esmanın hürmetine o esmayı bizde aktif ettin istiyoruz. Allah'ım o bize söylettiren esmanın hürmetine o zihnimizde gezen altında ezildiğimiz günahlarımızı görme ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine inşallah. Amin. Bu sorduğunuz sualın ikinci kısmına gelelim abi. Başkasının ona dua etmesi. Başkasının ona dua etmesindeki Allah alem hani bu çıkmaza girmiş artık. Bütün sistemi anladın. Senin anlattığın tabirle. Vurdursan çalışmayacak adam. Nasıl çalış? Şu şekilde olsa Allah alem dua eden kişi ona acımak değil de şefkat diyeyim abi. Şefkat noktasıyla kişi müdahale ediyorsa ona yani kendisinin bir parçası gibi kendisiyle hemhal olmuş gibi onun o haletinden kendisi pişmanlık duyuyorcasına dua ediyorsa biiznillah onun da geri dönüş olmayacağını düşünüyorum abi. Evet. Hatta o kadar şefkat ileri gidiyor ki onun hastalığını üzerine alıyorsun ömrümden ömür ver diyorsun. Hafız evet. Ali abi ustadın hastalığını üzerine aldı. Öyledir abi. Şefkat evet. Şefkat. Varsa başka soru bilirsek cevaplarız abi. Bilmezsek bilmiyoruz deriz. Arka kardeşler noktayı nazarınız çok kısa olmak şartıyla böyle kısa noktayı nazarınız olabilir varsa şey yapalım. Hasan hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Buradaki genel abi çare insanlar diyor. Asrın en büyük altı hastalıktan birisi usta diyor ümitsizlik ve birinci sırada. Burada insan ümidini veya menfi manada ümitsizliği kaybettiği zaman da ya hastalığından şifa buluyor veya da ustadın ve kardeşin zikrettiği gibi aklını veya sıhhatini kaybediyor. Yani insanın burada tıbben de ispatlanmış abi malumunuzdur kardeşlerim. İnsan ümitli bir şekilde tedavi, istek, arzu sağladığı zaman hücreler onu kabul ediyor. Bir kabın kapağının açılması gibi onları şey yapıyor, absorbe ediyor, yutuyor. Fakat ben iyileşmem, tedavi olmam, işte bunu yapamam, edemem dediği zaman hücreler kendini kilitliyor. Evet. Lütfen. Bu zaman ne oluyor abi? Aynı Wuhan de budur, Harklen de budur. Ben onu yani ümitli yaşamak ve ümitli olarak madde manen tedavi olmak. Kabullenmek yani kısacası. Evet. Peki vehmi hastalıkta nasıl kurtulur Ayhan? Vehim nedir vehim? Düşünsel değil mi vehim? Evet. Hani düşünmek ve asabi insanlarda
fena bir hastalıktır diyor. Ne? Yani vehmi hastalık. Asabi insanlarda, yani vehimle asabi ne alakası var diye sorsalar ne dersin? Veya ne deriz arkadaşlar? Diyor ki bak, bu vehmi hastalık çok devam etse hakikate inkılap eder. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Hangisi? Vehim. Vehim hastalıktır kendisi. Veham da hastanın sahibi. Veham. Asabi ile çok ilgimi çekti de onun için şey yaptım. Asabi, veham ve asabi insanlarda. Hani vehimli insanları anladık. Veham adam, vehim düşünselleri, düşünceleri ikide bir pat pat kafada oynuyor. Bir böyle kafada oynuyor. Tamam, ama asabi insanlarda bu vehmi hastalık daha çok niye aktif oluyor? Asabi ile ne alakası var? Abi benim anladığım asabi insanlarda enaniyet, yani üst seviyede oluyor. Kendinden başkası denileni kabul etmiyor. Kabullenemeyen noktası var. İşte benim dediğim olacak, benim dediğimi yapacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Bu ayağım, bu asabi gurur değil bu. Sinir değilmiş. Sinirlilik değil mi hatta ben? Evet. Yani benim, yani kendi dünyamda bilmem ne kadar mutabık oldu da asabi insanlar kabullenememek durumu var. Benim yani çünkü adam işte sinirlisi, ya diyorsun bak bu yaptın yanlış diyorsun. Mesela hem bu, yani bu şeyde de öyle, manevi anlamda da öyle. Adam belki ilmen çok iyi noktadadır, imudiyet noktasında yok ama enaniyetli olduğu için kabulleneme noktasına geliyor. Başkasının bir dediği doğru veya yanlışını kabul etmeme noktası. Benim anladığım bu yani. Metin Büyükçınar, sen açmıştın. Buyur abi, bir şey diyecektin. Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Asabiyette hissiyat çok tepki noktada. Çok çabuk tepki verdiği için asabi. Alt tarafını tam analiz edemiyor abi. Ben de öyle görüyorum yani genel olarak asabiyette. Mesela Metin şu mu? Ben anladım seni söyledin. Mesela asabi insanlar telefonu açar. Manevi doktora veya maddi doktora, bak asabi insan, bir doktora telefon etti, 3-4 defa çaldı açmadı, bir daha etmez, o geri dönse, tuvaletteydi, namazdaydı, dönse dahi ekranına bakar, biraz önce aradı adam, açmayınca öyle asabi oldu ki, ondan telefon geldiği halde açmıyor. Evet abi, işte zaten o anda bir şey veriyor, fikir şey yapıyor yani, bir kabullenme de yapıyor. Diyor ki artık beni adam yerine koymuyor mesela. Oysa düşünseydi ki ya abdestlidir, evet. Veya namazda mesela kapı zili çalmanın adabını da şey yapayım. Diyor ki kapıya çaldınız. 4 kaçılmadıysa 4 rekat namaz kılacak kadar muhlet verilir. Evet, başka bir, burada bir alim kardeş bir şey diyecek galiba. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Bu asabi konusunda ben bu damarlarının zayıf noktu, mesela şeker hastalarında bu daha fazladır mesela. Onlar hemen çabuk sinirlenirler. Herhalde sinirlerinin zayıflaması. Ben şunu diyeceğim abi, sualim şuydu. Şimdi dershaneye gittik, bir vakıf kardeş bizim kalbimizi kırıcı bir söz söyledi. Ve adam söyledi geçti, yani umurunda değil, unuttu gitti. Ama sen bunu günlerce unutamıyorsun, kafana takıyorsun. Veya bir başka. Yani bundan nasıl kurtuluruz? Bir kardeş şunu söylemişti, sizin ilavenizi bekliyorum bunun üzerine. Bu bizim dedi yani manevi terakkimize sebep olması açısından, mesela bir saatin pili az kaldığı zaman nasıl tık 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 aynı yerde kalır ya. Onun enerjisi azaldığından dolayı, eğer enerji alırsa o kademeye atlarsa, bu bir imtihan sırrıdır. O kademeyi atlaması lazım. Tamam. Yapıyor, yıpratıyor, yoruyor. Anladım. Ona vuruyor. Yani o kademeyi atla diyor. O kademeyi atlarsa rahatlayacak. Atlamazsa o onu sürekli dövüyor böyle. Öyle demişti. Ben öyle rahatladım. Sizin ilavenizi bekliyorum abi. Bir ilave bir şey yapayım da konumuz o değil ama seni şey yapmak için. İkide bir o şeytan o kapıyı açık gördü.
oradan kurtulmanın en müessir yolu bana göre şöyle alim. Şimdi şeytan onunla ikide bir geliyor ya, nasıl dedi ya, niye dedi, nasıl dedi, niye dedi, nasıl dedi, niye dedi ya, Allah Allah, nasıl der ya, fesvan Allah, ben bu cemiyetten çıkmışım, gelmişim, bunu dedi, bunu işlettirir. O zaman şöyle yapacaksın. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi, Allah'ım o kardeşime de merhamet et, bana da merhamet et. Beni bu sıkıntıya sokan onun söylediği değil, onun söylediğini bana ifrat şekilde yapan lanet olan şeytandır. Ya Rabbi ona merhamet et, bana da et. Dua edince, Allah Allah, bir dua ettin, iki dua ettin, şeytan diyor ki, ulan ben bunun kalbine sıkıntı için verdim, adam dua ediyor. Gene veriyorum, Allah'ım ona merhamet et, bana merhamet et. Kendine sırf dua edince olmaz, kurtulamazsın. Allah'ım ona merhamet et, ya Rabbi beni de merhamet et. Ya Rabbi el alem, duaya böyle vesile yaparsan, Hazreti Ali'nin sözüne geliyorsun radıyallahu anh. Diyor ki, sana birisi kötülük yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor Hazreti Ali'ye. Bulaga diye kitabında yazıyor. Diyor ki, ne yaparsın Ali? İyilik yaparım ya Resulallah. Gene kötülük yaptı. İyilik yaparım ya Resulallah. Üçüncü kez sormuş. Gene kötülük yaptı ya Ali, ne yaparsın? Ya Resulallah, o kötülük yapmaktan yorulmadıkça ben onu affetmekten usanmam. Tamam. Şimdi bizi devamlı meşgul eden şeytan olduğunu bilirsen o olay değildir. O da dua, neticesi şu. Bu olayın neticesi duaya götürüyorsa ne mutlu, iyi ki olmuş. Evet, başka bir kardeş bir şey diyecekti. Amin. Birisi de vardı, bir ses açmıştı. Var mı akıl? Rusya'da Koğuş'ta kardeşler şey yapıyorlar ya abi. Bir münakaşa oluyor. Orada diyor ki, fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik diyor. Şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Yani asabiyet ve sıkıntı demek ki aşırı bir titizliği getiriyor herhalde. Yani asabi ve asabiyet, sıkıntı ve titizliği. Şimdi konumuz şeydi, evet doğru, bu da doğru bir cihette. Yani asabi insanın vehmini nasıl tahrik eder diye burada kullandığı için sordum da, noktayı nazar olan başka var mı, başka çeşit? Başka böyle şey olan? Abim, asabi de asap noktasında bakılırsa, manevi nefs emmarenin bir birimi diye bakılırsa eğer, manevi nefs emmarenin hususiyeti akıl ve kalbi dinlememesiydi ya. Damarların kırılması gerekiyordu. O da işte nelerle oluyordu? Üç tane şey vardı. Bela, musibet, tokat sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Kastamonu'da. Evet abi, bu üç tanesiyle vardı. Yani asap, manevi nefs emmareyi de şöyle düşünürsek, hani her daim şeytanı dinler diyor. Yani dinlediği zaman şeytana olan çözüm, yani onun farkına varabilirse insan, kendini ondan kurtarabilirse belki, veya İlla çözümsüz bir şeyse bir tokat beklemesi gibi mi, veya nasıl yapması gerekiyorsa artık. Sanki manevi semaneye geldiği için biraz damarın kırılması lazım. O da artık nasıl oluyor yani, metod olarak bilmiyorum ben. Kardeşler evet, bu senin söylediğin Kastamonu'da, bu asabi insanlarda asabi olmaların sebebi çok gurur, kibir, hazım pek olmaz bunlarda. Hazım. Hazım olmadığı için dışarıya asabi gibi geliyor yani. Yani insanların istediği gibi görmek istiyor. Aslında olması gibi görebilsek var ya. Ha, maddi şeyin söylediği, bir kardeş söyledi. Metin'in şeker bazı bedensel hastalıklardan asabi olur. O konumuz haricidir. Bu konu değil. Harici bir sebeple şekeri var. Ne bileyim, o gün birisi canını darlatmış. Rüştü abi şöyle derdi. Bir insana ne zaman kızarsın? Bir anda sana kızdı İrfan. Bak dedi, her daim böyle mi? Ferdi mi? Feri bir hareket mi? Yani bu zamana
bu olayda bir kere bağırdı sana. Veya birkaç defa bağırdı. Ama her daim, her şeyde böyle mi oluyor? Bakın dedi böyle. Ha o zaman başka bir mana ararsın diyor. Başka bir mana ararsın. Bazen de bu asabilik, arkadaşlar vurgulamak istediğim günahların, günahlardan insanda bir sıkıntı olur. O günahların sıkıntısıyla de oluyor. Ustad da ben asabiydim diyor. Benim gibi diyor, şefkat tokatlarına geçiyor değil mi? Benim Sıdık Süleyman diyor, 10 sene bana hizmet ettiği halde diyor, benim gibi bir asabi insanı diyor, hiç güncendirmedi diyor. Hatırladınız mı? Yani bunları toplarsak, demek ki asabilikte vehmi düşüncemizi etkileyebiliyor. Ona da hisse verelim diye ben biraz üzerine durdum. Ya bedensel veya nefisten kaynaklanan asabilik vehmi düşüncemize etki yapıyor. Düşünsel hastalıkları da doğurabiliyor. Ama burada toparlamıştır, vehmidir. O zaman bunun çaresi de merhametsiz yarım hekimlere değil, insafsız yarım doktorlara rast gelse değil. Daha önce Abdullah kardeşin söylediği gibi bununla ait dersler olmuştu. Yarım hekim niye denmiş? Merhametsiz yarım hekim. Bedeni biliyor, ruhu bilmiyor. İnsafsız doktorlara rast gelse de bu da bu doktor hekim ruhu bilmiyor, bedeni biliyor. İnsafsız doktor ise insafsız nısıftan gelmeyen, yani insaf ortaya gelmeyen başka sebeplerle mesela sırf bedeni tamir... Tüccar dedi ya abi, tüccar işte onlar. Ha tüccar, yani başka bir demek istemiyorum, başka bir şeyi takip ediyor. Ama yarım hekim ise öyle şey değil, merhamet ilahiyeyi göremiyor. Yani ruhu bilmiyor, kainattaki tasarrufu bilmiyor. Bir de ben son bir örnek veriyorum, kapatıyorum. Şimdi bir şey düşünün, televizyon ekranını düşünün, şurası. Burada gözüken filmin çatımızda bir tane çanak antel var. Tamam mı abi? O da uydudan alıyor. Tamam. Şimdi o çanak antenin duyduğu filmdeki aldığı resmi, sesleri sen kulakla duyabilir misin? Uydudan ses duyar mısın? Duyamaz. Çıplak gözle görür müsün? Göremezsin. Çanak anten sesi de duyuyor, resmi de görüyor. Nereden biliyoruz? Buraya yansıttı. Peki cahil adam ne yapar? Buradaki filmin buradan çıktığını zanneder. Öyle mi? Evet. Arkadaki çanak anteni, uydu, çanak anten ve kablodan buraya taşındığını bilmiyor. Buraya, bu ekrandan filmi zanneder. Buraya kadar tamam mıyız abiler? Bundan kasıt şudur. Şu ekran. Hap hap aspirin. Buradaki şifa şafi hakiki olan Allah'tır. Çanak da yöntemdir. Bu aspirinin tesiri var. Televizyonda gözüken film nasıl ki uydu, çanak ve kablodan burada tezahür ediyor, Allah'ın isimleri de aspirinde şifa olarak gözükmesinin, bu aspirinin şifa verme özelliği yok. Burada kanuniyet olarak esmalar var, esmalar. Bu aspirinde televizyonda gözüken film, ekranın işi olmadığı gibi, ekran gibi olan televizyon, aspirin hapının da üstündeki meziyet, yani şifa da uydudan getiriliyor. Demek ki ilaçlara, sebeplere uyacaksın ama tesiri hakiki vermeyeceksin. Aspirin karpitinde o parçasındaki meziyet uydudan geliyor, bildin mi? İnsan rahat ediyor. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin inşallah.
Yarın mübarek gece inşallah ben canlı yayın yapacağız inşallah. Herhalde büyük ihtimalle Miraç yapacağız. Son bir şey, Selim bir şey diyecektin galiba. Abi özür dilerim, kesmek istemiyorum. Şimdi çok güzel oldu da bu asabi ve hassas olanlarla ilgili tespit, hani olduğu gibi kabullenememe meselesinden bahsettiniz. Kafamda oturmadığı için soruyorum da, bunlar çözüm olarak ne yapmalı abi? Yani çözüm nedir, onu tam anlayamadım. Bak Selim, Yavuz'um. Kendi dünyamda şahit olduğumu söyleyeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynısını söylüyor. Ustad da söylüyor. Şöyle. Ne olmak istiyorsunuz? Futbolcu mu? Kumarcı mı? Alim mi? Fazıl mı? Talebe mi? Ne olmak istiyorsanız bakın önünüze, sizden önce olanlar var. Onlarla beraber olun. En kolay yolu budur. Kendi başına futbolcu olamazsın. Kendi başına alim olamazsın. Tamam? Mutlaka birisi elinizden tutacaktır. Önünüze gelen, rast gelen kitabı okumayın. Rast gelen insanın da dinlemeyin. Bir geleneğin temsilcisi olursa ona irsiyet vardır. Onun için bu tür şeylerden beraber olmak, yani bu işte alakalı insanlarla beraber olmak, onlarla oturup kalkmak, sohbet-i ihvan, tilaveti Kur'an, münacat-ı rahman. Yani en kolay, sen şimdi deseler ki, diyebilirsin, başkası da der şöyle, kitap okumak lazım, ya kimseye bakmamak lazım, ne bileyim Kur'an okumak lazım. Kardeşim bunu yapıyor. Kitap oku, sıkıntın gider dersem, kitap okuyanların sıkıntısı var. Kitap oku, derslere git, vehim gelmez desem, derslere gidenlerin vehimleri var. İşte sadaka verin, hastalığınızı tedavi edin. Doğru hadis-i şerif Peygamber Aleyhisselam. Ama bizde biz bir şekilde şey yapmıyor. Evet sadaka veren var ama gene devam ediyor. Peki ne yapacağız? Olanlarla bunları yapacağız, bu denilenlere. Sadakayı da vereceğiz. Kitap da okuyacağız. Kur'an da okuyacağız. Hepsini çuvala toplayıp bunları bu işte alakalı olanlarla beraber olacağız. Beraber olacağız. Sahabe-i kiram Resulullah'sız, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da sahabesiz bırakmayan Allah. Ustadı talebeleriyle, talebelerinde ustadla. Biz birbirimizle beraber olacağız. Reisin öyle bir cümlesi var, hoşuma gitti. Sanki Risale okudu. Biz bize yeteriz demiş. Yani Müslümanlar Müslümanlarla beraber böyle. Cemaat olmanın şeyi, lüksü şeyidir. Niye cemaat olma ihtiyacı var? Birbirimize insiba, İnikas, inikas, insibaz, temesulat. Sirayet abi, sirayet. Ha sirayet. En önemlisi sirayet. Sonra insiba, inikas, bir de boyalanmak var. Neydi o? İnsiba. İnsiba. Demek ki en önemlisi sirayet. Birbirimizi sirayet ediyor. Yani birbirimize geçiş oluyor. Biz beraber olacağız. İyilerle beraber olacağız. O sadaka vermek, doğru yaşamak, kitap okumak, derslere gitmek veya ne, hepsinin bütünselliğinin hulasası beraber olacağız. Birbirimizden kopmayacağız. Birbirimizi ucuza ve basite satmayacağız. Kusur gördüğümüz zaman terk etmeyeceğiz. Beşerin zalim nazarı ile değil, Allah'ın nazarı nedir? Allah 9 tane cani sıfatına bakmaz. Bir masum sıfatına bakıp kulum der. Biz de 9 tane masum sıfatı var. Bir zalim sıfatı için onu terk etmeyeceğiz. Bir daha. Biz de 9 tane masum sıfatı varken hoşumuza gitmeyen bir cani sıfatı için onu terk etmeyeceğiz. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Kusurları dahi olsa esasata ve zaruriyata, muhkemata, musallamata dokunmamak şartıyla o kardeşlerimizi ucuza elde etmedik, ucuza satmayacağız. O kardeşimizi hemen bulamadık. Kaç sene geçti onunla dostluğumuzun içini ne kadar doldurduk? Hemen çabuk satmayacağız. Birbirimizi çabuk ve ucuz satmayacağız. Ehli dalalete kardeşimizi teslim etmeyeceğiz. Birbirimize bütünlük olacağız.
Allah böyle etsin inşallah hepimizi. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hasan abi. Aleyküm selam abi. Efendim abi. Abi yarın 26. gece herhalde ben yapacağım abi dersi. Yarın sonraki geceymiş Kadir gecesi. Kadir gecesi yarın değil mi? Yok abi yarın değil ondan sonraki gece Allah nasip ederse. O zaman senin o deva küçük gibi geldi bana. Onun arkasındakini yapayım diye düşündüm abi. İkisini beraber. Böyle. 21. çünkü senin kilon da buna uygun. Manevi kilon. 21. deva. 22. deva da senin olacak inşallah. Tamam inşallah. Şöyle de yapabiliriz aslında. Evet. Bu ikisi ağır. 20. deva da çok okkalıdır. Evet abi. Tamam olsun. 21. deva 2, 21, 22 senin abi. Tamam abi inşallah. Tamam. Allah'a emanet tamam. Olun. İyi ki varsınız. Allah amin. Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam.